Bilgiye kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Papara Kartı uygulamasına, Papara hesabınıza nasıl Ziraat Bankası veya başka bir banka üzerinden para yollayabilirsiniz bunu öğreneceğiz. Hazırsanız hemen videomuza başlayalım. Şimdi Papara uygulamasını indirip kurduğunuzu ve kayıt olduğunuzu varsayıyorum. Ardından burada bulunan yatır kısmına yeşil bir artı şeklinde duruyor. Hemen tıklıyoruz. Buradan nasıl para yatırabileceğinizi size anlatıyor. Hesabına yine banka ve kredi kartı da ekleyip bu işlemi halledebilirsin. Veya havale ve EFT yaparak da bu işlemi halledebiliyorsunuz. Yine burada bulunan yine yatırma yöntemlerini de göz atabilirsiniz. Bizim işimiz buradan havale ve EFT yöntemini seçerek hareket etmek. Şimdi size dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim. Bu işlemleri eğer hallettiğinizde para dakikalar içerisinde hesabınıza geçiyor. Eğer halletmezseniz yine güvenlik kontrolü sebebiyle iadesi 24 saati bulabiliyor arkadaşlar. Şimdi okudum anladım devam et diyelim. Burada hesap sahibinin adı soyadı yazıyor. Sadece bakın burası çok önemli. Papara hesabınıza sadece kendinize ait bir banka hesabından para yatırabilirsiniz. Yani siz Ahmet'siniz, Ahmet'in hesabından para yatırabilirsiniz. Ahmet olup da Mehmet'in hesabından, başkasının hesabından Papara hesabınıza havale ve EFT yapamıyorsanız okudum anladım deyip devam ediyoruz. Burada size Papara numaranızı veriyor. Bunu kopyalamanız lazım. Hemen şuradan kopyalayalım. Dokunduğunuzda zaten bunu kopyalıyor. Okudum onu anladım diyorsunuz ve devam et diyorsunuz. Yine Papara numarasından bahsediyor. Kalan limitten vesaire. Bu limiti aşmamanız lazım. 1 milyon yatıracaksanız da. Yönlendirmeleri bir daha gösterme dediğinizde bunları bir daha göstermez. Devam et diyorsunuz. Ardından hangi bankadan yatıracaksanız parayı onu seçiyorsunuz. Ben şu an Ziraat Bankası'ndan Papara hesabıma para yatıracağım. Buradaki IBAN'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra yine Ziraat Bankası'na gelip para transferleri kısmından hatta hemen Ziraat Bankası'na girdim ve para transferleri kısmına tıkladım. Başka hesaba havale kısmına tıklıyorum. Ben daha önce para yolladığım için Paparam diye burada direkt çıkıyor. Fakat ben yeni bir alıcı olarak bunu ekleyeceğim. Sizin de görmeniz açısından yapıştır diyorum. Bakın Papara elektronik para ve anonim şirketi olarak çıkıyor. Devam diyoruz arkadaşlar. Burada yine hangi hesaptan para gönderecekseniz onu seçip tutarı yazmanız gerekiyor. 20 TL gönderiyorum. Yine bakın hesap gönderim tipi, para gönderim tipini diğer ödemeler olarak seçebilirsiniz. Bak burası çok önemli. Açıklama kısmına Papara numaramızı yazıyoruz. Geri geliyoruz. Buradan Papara numarasını kopyalıyoruz. Ve ardından açıklama kısmına bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Devam diyoruz. Devam dedikten sonra para transfer ücreti alıyor. 81 kuruş. Onaylıyoruz. 2-3 dakika içerisinde para hesabınıza geçiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.